Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan ve Radyo Ege Kampüs Frekansı'ndan günaydın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizler hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da Ege'den Sağlık programıyla yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sevgili izleyenler, son yıllarda yazılı ve görsel basında oldukça karşımıza çıkan bir konuyu işlemeye çalışacağız. Sevgili öğretim üyelerimizle birlikte bundan 3-4 yıl öncesine kadar piyasada olmayan bir uyuşturucu madde, özellikle son 5 yıldır hem yazılı hem görsel basında biraz önce de söylediğimiz gibi karşımıza çıkan bir uyuşturucu madde olan bonsai konusunu ele alacağız bugün Ege'den Sağlık'ta. Gerçekten tek başına bile bir dumanı bile öldürebiliyor diye bir takım varsayımlar söz konusu. Bakalım zamanın en tehlikeli uyuşturucu maddesi olan bonsai hakkında bugünkü stüdyo konuklarımız bizlere neler aktaracaklar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Madde Bağımlılığı ve Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden bugün misafirlerimiz var. Fazla vakit kaybetmeden hemen kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Hakan Coşkunol, hoş geldiniz hocam. Doçent Doktor Sayın Serap Anette Akgür, hoş geldiniz. Ve Doçent Doktor Sayın Ender Altıntoprak, hoş geldiniz hocam. Evet, programı açarken de biraz bahsetmeye çalıştım. Son yıllarda gerçekten çok tehlikeli bir şekilde ilerleyen bir uyuşturucu madde olan bonsai konusunu ele almak istedik Ege'den Sağlık programında. Öncelikli olarak sanıyorum tanımıyla başlamak doğru olacaktır. Bonsai nedir hocam, neler söylemek istersiniz? Şimdi bonsai bir sentetik madde. Bu sentetik madde eser benzeri etkiler gösteren ve bu nedenle de sentetik kannabinoid ya da sentetik eser de denebilen bir madde türevi. Evet. Kimyasal işlerle elde ediliyor ve bu kimyasal işlevlerle aslında 1980'lerden beri buna benzer birçok madde elde edildi. Ancak bu maddelerin o zamanlarda ilaç olarak elde edilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Fakat oluşturduğu yan etkiler nedeniyle ve etkinliğinin de yeterli olmaması nedeniyle ilaç olarak kullanılmasıyla ilgili bir takım şeyler oluşmadı. Bunun yanı sıra son zamanlarda sokak kimyası, yani bu tür maddelerin kolay kullanımı ve bağımlılığı olabilecek ve ucuz olarak elde edilebilecek maddelerin elde edilmesi ve bunun uyuşturucu pazarına çıkmasını sağlayan bir sektör var. Buna, evet, sokak kimyası deniyor. Ve sokak kimyası da son yıllarda bu tür maddelerin kullanımını daha da yaygınlaştırma yönünde bir çaba içine girdi. Ve o yüzden de şu anda sizin bonsai olarak telaffuz ettiğiniz, Jamaika olarak da adlandırılan ama bizlerin daha çok sentetik kannabinoid olarak adlandırdığımız ya da sentetik eser olarak adlandırdığımız maddeler grubu oluştu. Ve bu bir tek madde değil. Aslında birçok maddeden de biz bahsedebiliyoruz, Jamaika ya da bonsai olarak adlandırdığımız zaman. Ve dediğiniz gibi maalesef son yıllarda da bu başta ülkemizde olmak üzere birçok ülkede arttı. Son 5-10 yıldır Amerika'da, Avrupa'da giderek artma eğilimi gösterdi. Özellikle de genç yaş grubunda daha çok artma eğilimi gösteriyor. Düşük sosyokültürel seviyede olan kişilerde artma eğilimi gösterebiliyor. Ve bizim Türkiye'de de bu yüzden de biz bununla ilgili aslında bir takım artış eğilimlerini görmekteyiz. Evet. Bununla ilgili aslında Ender de çok fazla çalışıyor değil mi? Hem üniversitede, evet, hem de İzmir genelinde bir takım çalışmalar da yapıldı. Evet. Hocam yaygınlığını da sizden alalım o zaman son aslında yıllardaki. Aslında hakikaten şey, hani ilk üretimi 1940'lara falan dayanıyor hocamın dediği gibi ama son yıllardaki artış ve çeşitlenmesi hakikaten korkutucu boyutta. Evet. Bizim üniversite öğrencileri arasında yaptığımız çalışmalarda da bonsai deneyen, kullanan öğrencileri biz tespit ettik. Evet. Yakın zamanda bitirdiğimiz bir çalışma var. Algılanması hani esrar gibi doğal bir madde olduğu ve işte bağımlılık yapmayacağı şeklinde. Aslında hocamın da söylediği gibi hiç alakası yok. Yaygınlığı da gittikçe artıyor. Bir grup daha var tabii yaygınlığı artan. Biz şu anda Batı'da Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nde bir poliklinikte denetimli serbestlik olgularına hizmet veriyoruz. Bu olgular Adalet Bakanlığı'ndan bize tedavi edilmek üzere yollanan olgular. Bizim iyi bir çalışan bir laboratuvarımız var. Kullanılan bütün maddelerin toksikolojik analizleri orada yapılıyor.
Eğer esrar kullanıyorlarsa ki çoğunluğu %90'ı, %99'u bu nedenle bize sevk ediliyor. Çok kolay tespit ediliyor. Hocamın dediği gibi birçok kannabinoid var. Formülünde küçük bir değişiklik yaptığınız zaman toksikolojik analizlerde yakalanması güç. Evet. O yüzden de bu grupta özellikle esrar kullanımından bonzaiye kayış çok fazla. Çok doğru. Aslında o grupta giderek arttı rakamları. Bizim de gözlediğimiz özellikle denetimi serbestlik olgularında arttı. Ama üniversite için aslında giden Genciz çalışmasının da bir ayağını oluşturup Ege Üniversitesi'nde de bununla ilgili bir çalışma da yapmıştın gerçekten. Evet. Yani bu söz ettiğim denetimli serbestlik grubu kadar vahim değil. Ama yine de merak uyandıran, denenen maddelerden bir tanesi. Hani sonuçları açısından birazcık sıkıntılı. Evet. Hani esrar gibi algılanıp da kullanıldığı için. Çünkü bir takım etkileri evet esrar benzeri etkiler ama daha ötesine giden ve tehlikeli etkileri de var. Halüsinasyon görmek gibi, hani bulunduğu yeri, etrafındaki kişileri tanıyamayacak duruma gelmek gibi. Evet. Bazen felç diyebileceğimiz, kolların bacakların tutulduğu gibi, solunumla ilgili sıkıntıların yaşanması gibi birçok çok daha tehlikeli etkileri var. Biz serviste de bir çalışma yapmıştık. Bize başvuran madde bağımlılığı nedeniyle tedavi edilmek üzere gelen kişiler arasında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlara baktık. Evet. Bu kişilerin madde kullanım tercihlerine baktık. Mesela önemli bir grup da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olup, şimdiye kadar tanınmamış olup, şu anda da madde bağımlılığı nedeniyle bize gelen kişilerin birçoğu da özellikle sentetik kannabinoidleri tercih ediyorlar. Bence bu da üzerinde durulması gereken ayrı bir şey. Tabii, hatta bu konuyla ilgili bizlerin enstitü olarak da belki üniversitede ilk defa yaptığımız bir şey de var. Yani bu DEHA çalışması olarak adlandırdığımız, üniversiteye ilk defa giren kişilerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu belirleyip, evet, ve bu kişilerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu varsa bununla ilgili tedavi edip o kişilerin üniversite yaşamları sırasında hem daha başarılı olmaları hem de olası bir takım olumsuzluklara kaymamalarını sağlayacak bir çalışma olacak. Ve bizim ön belirlememize göre bu rakam yaklaşık %8. Yani Ege Üniversitesi'ne 10 bin kişi yeni başvuruyorsa bu demektir ki 800 kişi bizim böyle olunca bizim dikkat eksikliği nedeniyle tedavi ve önlem almamız gerekebilecek, evet, ve olası bir takım risklerle öneceğimiz kişiler. Az önce Ender'in bahsettiği şeylerden bir tanesi çok önemli. Esrardan bir kayış var buraya. Esrardan kayışın en önemli sebeplerinden bir tanesi belirlemesiyle ilgili zorluklar. Bizler enstitü olarak aslında esrarı %100 doğrulukla belirleyebiliyoruz farklı farklı şeylerde. Ama sentetik kannabinoidleri belirlemekte bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda da aslında bizim toksikoloji birimimiz çok iyi çalışıyor ve Serap Hocam da bu konuyla ilgili çok aktif çalışan ve bu şeyleri yapan bir konumda. Siz ne diyorsunuz bu konuda hocam? Evet. Dediği gibi Ender Hoca'nın, bunu yeni bir madde ve bu maddeyi bir esrara alternatif olarak algıladı insanlar. Ama bu kimyasal maddeyi sunan kişiler bitkiye püskürterek sundukları için bitkisel bir ürün olarak algılanıyor. Ve bitkiye püskürtülen bu maddenin, tekrar yine Ender Hoca'nın söylediği gibi, molekülünde, kimyasında her gün bir değişiklik yaparak molekül yapısında püskürtüyorlar. Aynı maddede farklı maddeler bulabiliyoruz. Bu çeşitlilik o kadar hızlı artıyor ki 10 yıl kadar önce biz 4-5 tane sentetik kanabinoid preparatı bilirken bugün bunlar 70-80'e çıktı. Bu kadar artan, çeşitliliği artan bir maddenin de analizde saptanma konusunda yöntemlerinin geliştirilmesi de ayrı bir efor istiyor. Evet. Bonzai'de bulunan madde bildiğimiz en çok bilinen GVH ve AM serisi biliniyor. Bu madde, bunların biz 4 kalemini şu an enstitümüzde saptıyoruz. Ama dediğim gibi 50-60-70 kadar sayıları arttı. Her biri için uygun bir yöntem oluşturmak, bu konuda farkındalığı arttırmak önemli olan. Evet. Bu yeni maddeleri bilmemiz gerekiyor. Bize talep klinikten geldi. Hastalarımız madde kullanıyorlar ama siz negatif sonuç veriyorsunuz. Bu esrar olguları içinde. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda biz sentetik esrarları da analiz portföyümüze koyduğumuzda onları da saptamaya başladık. Bizim dediğimiz gibi gelen hastaların büyük bir çoğunluğu esrar hastası. Evet. Olgularımızın gelen hastaların %30'unda esrar saptıyorduk. Bir %20 de şimdi sentetik esrar saptamaya başladık. Ama sentetik esrarın tipi farklı.
farklı farklı alt grupları var. Bonsai diye bahsedilen, Hakan Hocam çok güzel vurguladı. Yalnızca üç maddeyi bahsetmeyelim. Evet. Çok alt grupları var. Biz bunlardan bazılarını analiz ediyoruz. Ama bunların da çeşitliliği gidecek. Aynı virüs programları kendi gibi. Kendi içerisinde sürekli ayrılıyor. Virüs yapıp antivirüs programları geliştiriyoruz bilgisayarlarda biliyorsunuz. Evet. Bunlar için de hızlı bir şekilde yeni gelişen alt gruplara da uygun analitik yöntemler geliştirmesi gerekiyor. O yüzden klinik ve laboratuvar işbirliği içinde bunlara uygun yeni yöntemler yapılması gerekiyor. Evet. Bizlerin tabii işi sadece hastalara bakıp onlarla ilgili tedavi etmek değil. Aynı zamanda adli vakaları da izlemek. Evet. Adli vakaları da izlerken adli vakalarla ilgili doğru sonuçlar verebilmek. Ve bu grup Jamaica bonsai dediğimiz bu sentetik kanabinoidleri de kullanıyor. Ve ne kadar biz doğru saptayabilecek ve erken dönemde saptayabilecek yöntemleri oluşturabilirsek o kadar da aslında tedavide de başarılı olacağız. Çünkü bu gruplar gerçekten de genç yaş grupları. Evet. Ne kadar madde kullanımını erken dönemde belirleyecek önlemleri alırsak ki madde kullanımını ben hep bir kansere benzetiyorum. Erken dönemde belirlemek yayılımı daha da bizim için önleyebiliyor. Evet. Örneğin sağlık sorunları daha az çıkıyor, aile sorunları daha az çıkıyor, okula gidiyorsa okulla ilgili sorunlar daha az çıkıyor ve bütün o sorunlar önlenebiliyor. Ve bizlerin tabii en önemli şeylerinden bir tanesi de belirlemek. Hı hı. Bu belirlemeyi yapmayı bize olgu geldiğinde de yapabiliyoruz. Ama aileye de biz bu belirleme ile ilgili bir takım önlemleri nasıl alması gerektiğini de öğretebiliyoruz. Gerçekten toksikolojik belirleme bizim için ön planda ve toksikolojide şu anda birçok maddeyi biz %100 doğrulukla belirliyoruz ve bunu belirlemekle ilgili de gene çalışmalarımız oluyor. Ama gene sevindirici şeylerden bir tanesi bizler için artık bundan sonra trafikte de kullanabilmeyi planladığımız, yani herkesin kullanabilmesini planladığımız tanı araçlarını geliştirmek gene enstitümüzün temel görevlerinden bir tanesi. Ve bu sadece bir tek madde değil, aynı zamanda bu bahsettiği Serap Hocam'ın belki 70-80 tane farklı sentetik kanabinoid türünü tek bir madde gibi algılayıp da belirleyebilecek bir takım kitler geliştirmek de temel hedeflerimizden bir tanesi. Ve sadece bunu biz idrarda yapmak değil, farklı biyolojik matrikslerde de yapmayı planlıyoruz. Bu matrikslerin aslında birçoğunu siz çalışıyorsunuz hocam. Şu an için tükürük, saç, kan ve idrar yöntemleri genellikle çalışıyor. Ama her biyolojik materyal için her analit çalışılıyor diye söyleyemeyiz. Evet. Mesela şu an saçta bu bahsettiğimiz sentetik kanabinoidler konusunda çok başarılı değiliz. Bu konuda yöntemleri arttırmamız gerekiyor. Sonuçta bu bahsettiği sokak kimyagerleri Hakan Hocam'ın bunları bulan kişilerin hızına yetişmemiz lazım. Onlar bulacak, biz de bunları analiz edecek yöntemler, biyolojik materyaller geliştireceğiz. Ve üstüne üstlük bu materyal, bu yöntemleri de yine Hakan Hocam'ın bahsettiği gibi hızlı kit şekline sokup toplumda yaygın olarak kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Evet. Ki bunu kullanan çevreler yalnızca Ender Hocam'ın bahsettiği gibi gençler ya da sosyal kullanım olarak düşünmeyin. Çalışan kesim kullanıyor. Evet. Bu bahsettiğimiz ulaşım sisteminde olabilir ya da bir sağlık sektöründe olabilir. Buralardaki tarama kitleri olarak bunların hizmete sunulması önemli. Madem yeni gelişiyor, demek ki bunlar da araştırma aşamasıyla olacak. Evet. Araştırma, proje, bu enstitümüzün en önemli kısmı da profilaksi, klinik hizmet vermek. Ama bu tip analizle birlikte araştırma projelerle bu tip yeni yöntemler ve yeni sistemler oluşturmak gerekiyor. Şimdi hocam biraz önce söylediğiniz gibi ben şuradan şu soruyu size sormak istiyorum. Yani size başvuran hasta potansiyelini düşünecek olursak genel bir bağımlı tipi var mı? Yani örneğin bağımlıların çoğunluğu için geçerli bir yaş, eğitim durumu, cinsiyet, yaşlı, çocuk vesaire. Tabii bu örnekler artırılabilir. Gelir durumu, meslek, mahalle vesaire. Yani gerçekten şöyle bir hasta potansiyelinize baktığınız zaman bu ayrımlardan bahsetmek söz konusu oluyor mu? Tabii yani ki. Karşıdan gelen nereden hangisi bağımlı olur acaba anlayabilir miyiz gibi algıladım soruyu. Tabii ki hani genelleme yapmak çok doğru değil ama belli gruplarda belli madde kullanımının daha yaygın olduğunu öngörmemiz tabii ki mümkün. Söz konusu. Örneğin sokakta yaşayan, sokakta çalışan ufak yaş grubunda olan kişilerde daha çok uçucu maddelerin kullanılması söz konusu oluyor. Çünkü daha kolay ulaşabiliyorlar, daha ucuz. Daha zengin kesimin kullandığı maddeler daha
tabii ki farklı olabiliyor. Orada mesela bakıyorsunuz kokain kullanımının daha fazla olması, evet, söz konusu olabiliyor. Ya da mesela belli müzik tiplerini dinleyen kişilerde belli maddelerin kullanımı, belli giyim tarzı olan kişilerde belli maddelerin kullanımı daha fazla olabiliyor. Ama iş tabii ki sizin sormanızla ilgili, bizim de bugünkü konumuz bonsai'ye geldiğinde, bonsai de tabii ki belli grubun kullanımı gibi sanki. Neden belli grubun kullanımı? Çünkü o grup, bu madde nispeten ucuz, nispeten saptanması zor ve kolay kullanılıyor. Böyle olunca da bu grubun kullanımına daha çok hizmet veren bir madde sektörü bu. O yüzden daha çok işte düşük sosyokültürel seviye, daha çok genç yaş grubu olabilecek kişiler bunu kullanma eğiliminde oluyor. Ya da adli sorunları olup bunu saklama eğiliminde olan kişiler, evet, bunu kullanma eğiliminde olabiliyor. Ve maalesef ki bu artıyor. Bu giderek artıyor. Tehlikesi herhalde bir de klinik sonuçları da çok dramatik. Görünmesi zor. Yani. Şimdi bakın biz esrarı biliyoruz. Sıkıntı. Yani esrar kullanımıyla ilgili öngörümüz var. Esrar doğal bir madde ve içinde biz onu kullandığı zaman neler olduğunu biliyoruz. Kolayca saptayabiliyoruz. Bonsai'de böyle değil. Bonsai'de bir kişi geldiği zaman ne kullandığını bilmiyoruz. Hatta o da ne kullandığını bilmiyor. Kendisi de bilmiyor. Yani eline bir toz veriliyor. Ha. O tozu kullanıyor. İçinde ne varsa. Evet. Ne var içinde bilmiyor. İçinde ne varsa onu kullanıyor. Yani onun içinde... Satıcı dahi bilmiyor ki içinde ne olduğunu. Evet. O dahi bilmiyor. Karışık. Satıcı parasını kazanma derdinde. Alan kişi o anda kendini daha bir süre iyi hissedeceğini hayattan düşünüyor, evet, izole etme derdinde sanırım. Klinik açıdan şey de çok kötü. Mesela tedaviye gelenlerde psikotik bulgular çok sık karşılaştığımız şeyler. Bizim hani ağır şizofreni hastalarında kullanmak zorunda kaldığımız birçok ilaç tedavisiyle, hı hı, bazen çok zorlanıyoruz, yanıt alamıyoruz. Ajitasyonları çok fazla oluyor. Acil serviste arkadaşlarımız çok uğraşıyorlar. Madde kullanıp da etkisindeyken acil servise gelenlerde. Tabii. Şimdi mesela bunu kullandığı zaman kuşkular olmaya başlıyor. Beni takip ediyorlar, hakkımda konuşuyorlar. Beni, evet, yakalayacaklar mı? Arkadaşım beni, evet, zehirleyecek mi acaba? Yine bir paranoya da geçiyorsun. Ya da bir takım var olmayan şeyleri, evet, görmeye başlıyor. Karşısındakinin yüzü gözü değişiyor. Evet, o görmediği şeyler. Ama işin kötü tarafı, bunların bir kısmı yerleşik de olmaya başlıyor. Hı hı. Yani o kişide o anda madde etkisi altında ortaya çıkan durum bir süre sonra kalıcı durum haline gelmeye, evet, başlıyor. Asıl fecesi de tabii o zaten. Ve ondan sonra madde kullanmadığı zaman da bu bulgular ortaya çıkar halde oluyor. Evet. İşte bu çok daha kötü. Çünkü beyinde kalıcı bir değişiklik yapıyor. Var. Mesela son zamanlarda bilmiyorum sen görüyor musun? Ben çok akciğer enfeksiyonu görmeye başladım. Sıkça görünüyor. Yani akciğerde mantar enfeksiyonları çok sık görülmeye başlanıyor. Çünkü bunu aldığı zaman aslında beraberinde birçok tozu da akciğerleri alıyor. Evet. Bu tozların büyük bir kısmı mikrop ve mantarlarla enfekte, yani kontamine edilmiş bir şekilde oluyor. Ve akciğere girdiği zaman çok daha derin lobları, hatta onları çekerken derin bir şekilde çekiyorlar. Derin bir şekilde çekerken daha altlara doğru iniyor, evet, ve altlara doğru indiği zaman akciğerlerin kendi temizleme kapasitesi onu çıkartmaya yetmiyor. Ve orada enfeksiyon çok riski çok fazla oluyor. Hı hı. Ve buna bağlı olarak da kalıcı enfeksiyonları da sık olarak görüyoruz çok aslında. Haklısın. Karaciğer sorunlarını ben daha sık görüyorum. Hı hı. Bilmiyorum sen de poliklinikte görüyorsun. Karşılaşıyoruz tabii hep bunlarla. Ama dediğiniz gibi yani tedavisi konusunda da bayağı ciddi sıkıntı ortaya çıkıyor. Mesela esrar kullanan kişilerde belki bu kadar çok zorlanmıyoruz. Bilmiyorum sizin tecrübeniz nasıl. Ama bu hastalar bizim servise yattığı zaman özellikle yatıştırılması konusunda ciddi sıkıntı oluyor. Yoksunluk başladığı zaman diğer hasta grubuna göre daha fazla zorlanıyoruz. Evet. Dediğiniz gibi bir de bedensel hastalıklar eklenince tedavileri güç olan bir hastalık grubu haline geliyor. Evet. Bunlar akut etkileri, kronik etkilerini hiç bilmiyoruz. Çünkü yeni bulundu, son 10 yılın çıkan, evet, maddeleri. Evet. Bu çok kronik, bir toksikolog olarak konuşuyorum. Kronik etkileri içinde... Ben bunu kullanan kişilerde uzun vadede Alzheimer'dan kansere kadar hastalıkların prevalansının daha fazla olacağını öngörüyorum. Evet. Bu da onları belki caydırıcı olması lazım. Onlar hep sentetik esrar adında esrar var ya, esrarın o tanıdıklığından şey yaparak, bitkisel olduğu öngörülerek ve Hakan Hoca'nın dediği gibi ucuz olduğu düşünülerek çok bir eğilim var. Evet. Ama hem kronik etkilerini bilmiyoruz hem akut. Ölümler de bilmiyorum acil servis verileri nasıl ama akut etkileri de çok riskli. Evet. İki taraflı. Evet.
Yani tabii şimdi burada tedavi şansını da sormak istiyoruz ama daha yeni bir madde de olduğu için dediğiniz gibi sadece akut belirtilerinden yani akut sonuçlarından ancak bahsedebiliyoruz. Olgu üzerinden gidiyoruz bazı olgulardan. Evet. Tabii burada şimdi hani genel olarak aileler, arkadaşlar hani çevrelerinde bu tarz madde kullanan kişiler söz konusuysa eğer hani buradan bir mesaj vermek istesek ne yapmaları gerekiyor? Yani örneğin bir anne çocuğunun madde bağımlılığından yola çıkarak bonsai kullandığını nasıl anlayabilir? Aslında herhalde davranış değişiklikleri ailelerin ilk fark ettiği şeyler oluyor. İşte üstünde başında herhangi bir leke, alışık olmadıkları arkadaşların eve gelip gidiyor olması, ceplerinde ya da yataklarının altında şimdiye kadar görmeye alışık olmadıkları bir takım şeyler görünce aileler biraz tedirgin oluyorlar hakikaten. Bize en çok gelip de sorulan şey onlara haber vermeden idrar örneğini getirsek. Evet. Siz gizlice bu analizleri yapar mısınız? Çok sık ortaya soruluyor. Çıkar mı? Aslında tabii böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü hem bir kere etik değil. İkincisi siz ciddi bir problemle ilgili karşınızdakiyle konuşmaya çalışırken onu aldatarak başlayacak olursanız gerisi pek iyi gelmiyor. Evet, pek sağlıklı yürümez. O yüzden de belki böyle bir problemden şüphe edilmeye başlandığı zaman, kaygılar olduğu zaman bir profesyonele danışıp beraber danışma almak konusunda genci ikna etmek en yerinde şey olur diye düşünüyorum. Bize bu anlamda gelenler, danışanlar da oluyor. Ben tabii aslında ailenin gençle yakın olması gerektiğini düşünüyorum. Yani onunla o dirsek temasında olmalı. Ve olası her tür değişikliği fark edecek düzeyde olmalı. Örneğin okul başarısızlığı. Bu ciddi bir sinyal. Okul devamsızlığı ciddi bir sinyaldir. Yani illa madde kullanımı için değil ama madde kullanımına başlayabilme sinyalidir. Ya da mesela işe gidiyorsa işe gitmeme ile ilgili bir takım şeyler. Eve geç gelmeler ya da gelmemeler. Arkadaş grubunun değişmesi ve o değişen arkadaş grubunda farklı özellikleri olan, aslında size çok da iyi, hoş kokmayan özelliklerin olduğu kişilerin olması. Bunun yanı sıra davranış değişikliklerinin olması. Mesela daha gergin, daha sıkıntılı, daha uykusuz. Daha fazla yalnız kalma. Daha yalnız kalma eğilimli olan. Daha farklı müzikler dinleyen, giyim tarzını değiştiren, daha farklı makyaj yapan gibi. Yani o özellikler değişmeye başlıyor. Evet. Aslında bunların hiçbirisi o maddeye özgü özellikler değil baktığınız zaman. Ama asıl sorun aileye o zaman o gencin yanına gidip ya ne oluyor, nasılsın, bir sıkıntın mı var diyebilecek şekilde olmalı. Tabii ki gencin ilk şeyi kapısını kapatmak oluyor öyle bir durumda. Yani mümkün olduğu kadar uzak durmak, yalnız kalmak isteği. Ama aile o dönemde de gencin bu tepkisini bilmeli. Yani ergenlik dönemi özelliklerini bilmeli ve bu özellikleri bilip ona göre onu çok fazla sıkmadan ama onunla yakın temas içinde olabilecek şekilde olmalı. Yani burada anne babaya en önemli vereceğimiz mesaj ergen olan ve ön erişkinlik döneminde olan kişilere karşı yaklaşımı çok iyi bilmeli. Evet. Ve bu yaklaşımı biliyorsa zaten madde kullanımı ile ilgili bir takım şeyler olduğu zaman önlem alır. Ve madde kullanımına geçmez ya da madde kullanımı varsa bile o zaman genç onu erken dönemde söyler ve böyle olunca da hiçbir sıkıntı olmadan gider. Ama bizim için tabii ki bu konuda aileye rehberlik vermesi amacıyla aile rehberlik birimimiz de var. Evet. Madde bağımlılığı polikliniğimizde aile rehberlik birimimiz var ve bu konuda yaklaşık 20 yıldır da çalışan orada bir uzmanımız var. Evet. Yani o uzmanımıza her an için ister telefonla da başvurabilirler, ister randevu alıp da gelebilirler ve bu tür kafalarına takılan şeyler varsa ister gençle ister o genç olmaksın kendileri de bize gelebilirler. Ama burada tabii ki sadece aile değil aynı zamanda okul çalışanları, iş çalışanları, işteki herhangi bir arkadaşı ya da yakın arkadaşları da bize bu anlamda başvurabilirler. Evet. Şimdi bu konuda galiba doğru bilinen bir takım yanlışlar da var. Çünkü hem yazılı hem görsel basında hem de sizin söylediklerinizden yola çıkarak örneğin şu şekilde gelen hastalar oluyor mu? Benim iradem güçlü. Bir kere kullanmakla bana bir şey olmaz. Ya da ne bileyim acaba kendi sosyal çevrelerinde ya bir seferden bir şey olmaz. Kullan işte süt kuzusu, ana kuzusu vesaire böyle bir takım dalga geçmeler de galiba sosyal çevrede söz konusu oluyor. Bunlar da mı tetikleyici oluyor acaba? Evet. Gençlerde ciddi bir şey bu tabii. Akran baskısı. Evet. Gençlik döneminde bir yere ait olmak istiyorsunuz. Kendinizi bulmak istiyorsunuz. Birey olduğunuzu anlamak istiyorsunuz. O zaman da çevreniz hakikaten ailenizden daha önemli bir hale geliyor olabilir. Eğer iyi denetlemiyorsa aileniz. O zaman da hani arkadaş çevresinin içinde bulunduğunuz yerin değerleri biraz daha ön plana çıkmaya başlıyor. Tabii.
onların içinde var olmak, kendini kabul ettirmek, onların içinde aranan birisi olmak. O yüzden de bir takım hatalar hakikaten yapılıyor. Sizin söylediğiniz şeyler bizim sık duyduğumuz şeyler. Bir kere dene, bak ben kullanıyorum deyip karşısında evet. kullanıp hiç etki ortaya çıkmadığını ona gösterip bak sen de içersen hiçbir şey olmasın evet. değil mi? Sık sık kullanılan yöntemler. Tabii. Süt kurusu ne olacak? Bir kere kullan. Bir kere denesen ne olur? Bak Ayşe de partiye geliyor. Hadi gel sen de partiye. Partide otururuz hem bir ya sohbet ederiz. Ya da hatırım içerim bir kere. Tabii bir kere ne olacak? Tabii hep bu tür şeyler oluyor. Aslında yani biz mesela bir çalışma yaptık. En çok kullanım gençlerde arkadaşlar tarafından oluyor. Yani yakın arkadaşı kullanıyorsa o genç de kullanıyor. İşin bir kötü tarafı burada aslında ikili ilişkiler de çok önemli bir şey. İkili ilişkilerde eğer genç kız madde kullanan birisiyle çıkıyorsa i̇şte genç kızın madde kullanma ihtimali çok fazlalaşıyor. Evet, kesinlikle. Çok fazlalaşıyor. Yani öyle bir şey ki o nedenle de arkadaş ya da o ikili ilişki içindeki ikili arkadaş yani onların hepsi aslında madde kullanabilme riskini arttıran unsurlar evet. gibi. Evet. Yani gidip de ilk kullanım için sokaktan almıyor kimse. Hı hı. İlk kullanım genellikle zaten arkadaş tarafından veriyor. Kesinlikle. Evet. Arkadaş tarafından veriyor. Evet. Ben şimdi saatime bakıyorum. Maalesef yavaş yavaş biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Gerçekten şöyle bir seri yapsak aslında bonsai serisi çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ben son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları almak isterim. Daha sonra da birlikte programımızı kapatalım isterim. Şimdi tabii bizim için hani en önemli şeylerden bir tanesi bonsai'nin ya da sentetik esrar kullanımı ile ilgili durumun tedavisi var. Evet. Tedavide bizleri muhakkak ki böyle bir şey varsa o kişilerin gelmesi Ege Üniversitesi Madde Bağımlı Toksikoloji Biriminde bu konuyla ilgili erken dönemde saptama ve tedaviye yönelik hem ayaktan tedaviler hem de yatarak tedavilerle ilgili söz konusu oluyor. En kötü durumda dahi çok başarılı sonuçlar almamız söz konusu. Evet. Ama en önemli unsurlardan bir tanesi burada ben hem herkesin şey yapıyorum erken dönemde bununla ilgili önlemlerin alınması. Maalesef ki bir kere kullanım bile bir sıkıntı oluşturabiliyor kişilerde. Bu sıkıntı hem o kullanımın devam etmesi anlamında bir sıkıntı oluşturuyor. Çünkü bu maddeler öyle tasarlanıyor ki siz bir kere kullandığınız zaman dahi o sizde tekrardan istek uyandırabilsin. O beyninizdeki istek devam etsin ve siz tekrar onu arzulayın. Ve o kullanım devam etsin. Çünkü evet. temel şeyi bu, pazarlama tekniği bu aslında o şeyin. Öyle olunca da biz bununla ilgili İlk kullanımın olmaması ve mümkün olduğu kadar uzak olunması sağlıklı bir toplum için, sağlıklı bir aile için, sağlıklı bir birey için bunların gerekli olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Bir son bir ekleme yapayım. Lütfen. Dediler ya akran, eş, sevgili karşılıklı beraber kullanıyorlar. O kişide hiçbir sorun oluşturmamış olabilir. Aynı ilacı bile, aynı maddeyi bile kullansa diğerinde akut bir toksikasyon, ölüme kadar giden bir olay görülebilir. Bunu bilmeleri lazım insanın. Evet. Onun diğerinde olmaması onda olmayacağının göstergesi değil ki içindeki aktif madde oranları çok farklı. Evet. Bunlar sonuçta ilaç fabrikalarında üretilen maddeler değil ki. Sokakta yani. Üretilen maddeler. Aynı iki ilacın içindeki aktif madde aynı oranda değil ki. Evet, çok haklısınız. Yani o kişiyi etkilemedi diye karşıdaki çok kişiyi etkilemeyecek diye. Çok toksik etki oluşturabilir. Bunu bilinmesi evet, lazım. Evet. Şimdi son bir şey dediniz Tabii. Evet. Şimdi bizim yeni büyük bir projemiz var. Ulusal bir çalışma planladık. Şu anda artık son aşamasına geldi. Hem alkol hem de diğer maddelerin kullanımıyla ve yol açtığı sorunlarla ilgili Türkiye genelinde yapacağımız bir çalışma olacak bu. Evet. Şimdi kısaca bahsedelim ne zaman? Önümüzdeki yıl başlayabiliriz herhalde. Hazırlıkları devam ediyor. Büyük bir çalışma olacağı için de hani bir sürü şeyi tamamlamış olmamız gerekiyor. Herhalde bir dahaki programınızda ya da önümüzdeki programlarda her bir madde için Türkiye genelindeki oranları konuşabileceğiz. Tamam, çok güzel. Ben şimdiden eğer bunun sözünü sizden alıyorsam ne mutlu bana. Önümüzdeki sene yeni yayın döneminde o zaman bunu işleyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için ve bu sağlıklı bilgileri aktardığınız için. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri ve Radyo Ege Kampüs dinleyenleri bugün bonsai konusunu ele aldık. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı ve Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden misafirlerimiz vardı. Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Hakan Coşkunoğlu, Doçent Doktor Serap Anette Akgür ve Doçent Doktor Ender Altıntoprak bizlerle birlikteydi. Bizler bir sonraki programda farklı bir konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. O yüzden bir sonraki programa kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.